Galatasaray'ın bu transfer döneminde en beğendiğim özelliği abi nokta atışı gitmesi. Hani yaparsın ya eksik tamamlama için böyle orta segment oyunculara gidersin. İhtiyacın vardır onu karşılar. Burada durum farklı ki Okan Buruk güzel bir şey söyledi Antalya maçından sonra. Direkt etki edecek oyuncu diye. Bu oyuncular senin hem aradığın adamlar hem de seviyeni, kaliteni yükselten oyuncular. İşte Dries Mertens de bu halkaya eklendi. Hani anlatacağız şimdi. Tabii sosyal medyada atışmalar falan da gördüm. İşte mesela yaşıyla ilgili bir şeyler söylendi etti ama 35'inde Juventus'tan teklif aldığını da okuduk. Unutmayalım. Yani Juventus direkt planlarımızda sen de varsın, seni de istiyoruz, kullanacağız. Gel beraber şampiyon olalım dedi. Adam kabul etmedi. Niye? Napoli sevdasından. Etik bulmuyormuş daha doğrusu. Öyle dediler. Hala elit seviyeden talep gören oyuncudan bahsediyoruz 35'inde. Kankası Marekam Şik 34'ünde gelmişti. Maestro neler yaptı gördük geçen sene. Ki sakatlandı, Abdullah Avcı planımızı değiştirmek zorunda istedi. Öyle bir oyuncuydu. Napoli'nin de en golcü iki isminden söz ediyorum bu arada. Ligimizde izleyeceğiz. Enteresan ki ikisi de ikon isimlerdendi. Napoli taraftarı mesela Mertens'e Ciro diyorlar. O bölgenin klasik isimlerindenmiş. O da gitti hatta çocuğu olunca Ciro koydu adını falan. Ama yine de siz alta yazın. Belki farklı düşünenler vardır, farklı yorumlar vardır. Bu konuda sizin söyleyeceklerinizi ben kıymetli buluyorum. Çok da şey öğreniyorum yazdıklarınızdan. Ki söyleyebilirsiniz. Bazen biz 35'inde topçu niye getiriyorsunuz kardeşim diyoruz. Şimdi niye bu durumdan böyle övgüyle bahsediyorsun falan. Böyle çelişkili şeyler ama ben de yani sizden biriyim. Yani ben de bir şeyler söylüyorum. Sonra bir heyecan fırtınası ben de kapılıp gidiyorum. Onu da unutmayalım yani. Bir de şey versene başlamadan Taçan. İstanbul'a gelir gelmez Galatasaray televizyonu muhabiriyle bir girdiği diyalog var. O ona soru soruyor. Karşılığında Mertens de sen izlemişsindir. O soru veriyor. I come to Turkey and Istanbul. How do you feel? Thank you very much. I'm very happy and I'm really excited. How are you? Thank you. Yeah. Good luck. You happy with? Yes. Yes. You happy with Torreira? Good. Good player. Trendyol Yemek, onu da söyleyelim. Trendyol Yemek efendim artık Türkiye'nin 81 ilinde biliyorsunuz sıcak sıcak yüzlerce lezzet. Hangi şehirdeyseniz sipariş edebiliyorsunuz. Trendyol'a giriyorsunuz, Trendyol Yemek'e tıklıyorsunuz. Olay bu. Sevdiğiniz tatlısından pizzasına ne varsa sıcak sıcak hızlı yiyebilin diye. Bir de linkimiz var açıklama bölümünde. Üstelik ilk siparişinize %50'ye varan indirim var. İlk siparişinizden sonra 10, ikinci siparişten sonra 15, üçüncü siparişten sonra da 20 liralık kupon da sizi bekliyor. Hala denemeyen varsa da söylemiş olalım. Okey. Ha bir de şeyi versene Taçan. Hadi ben anlatayım sen üstüne görüntüyü koydurursun. Sassuolo'ya attığı bir gol var abi. Skor 3-0 ya da 4-0. Sol çaprazdan atıyor. O golü atarken yaptığı iş o kadar özel ki Napoli oyunu sağdan sola çeviriyor. Sol kanatta Napoli oyuncusu bekle birebir kalmış oluyor. Mertens'e hemen yardımcı karşılayıcı olmadığından yanına sokuluyor takım arkadaşın. Hani birebir kaldığında ya çalıma girersin ya orta açarsın. Ya yani Mertens yardımcı savunmacı olmadığını görüp yanına sokularak topu alıyor. Savunma Mertens'i fark edene kadar topu alıyor. Dönüyor. Sağa çekip ayak içiyle soldan sağ ayakla tam köşeye gol. Harika. Neyse hadi başlayalım. Güzel insanlar, benim tanıdığım Mertens, işler kötü gittiğinde, eller kollar bağlandığında, Antalya maçı gibi, bir anda sen ne olduğunu anlamadan sazı alır eline, uzaktan, kenardan, ayak içi, özel bir vuruşla skoru bulur. Her zaman kimsenin beklemediğini yapan biri. Şimdi bu tip maç çözücü hücum oyuncularında en sevdiğim özellik, hocaya göre, duruma göre oyun tipini değiştirmeleri takıma nasıl faydalı olur? Bunu düşünüyorlar. Buna göre başka bir profile mutlaka dönüşüyorlar. Mesela önceki yıllarda muazzam bir kanat oyuncusuydu Mertens. İçe kat eden pırpır kanat vardır ya tam oy. 2015 sonrasına bakıyorsun Sarri geldikten sonra onun santrafora evrilmesini izledik. Oyun evrimi geçirdi. Yani Napoli'de ilk yıllarında öncesinde PSV dönemi tam bir kanat oyuncusuydu. Ama Sarri işte ondaki o cevheri görmüş biraz da mecbur kalmış işlemeye karar vermişti. Yani Mertens o kadar hızlı o pozisyona adapte oldu ki hoca bile şaşırmış olabilir diyeyim size yani. Santrafora geçince Sarri ile önce 37 sonra 24 gol katkısı yapıyor o bölgede sadece ligde. Milik vardı abi. Onun sakatlanınca mecburen forvete geçti hiç de sıkıntı yaratmadı yani. O kadar iyi işliyor ki hatta o ayrılınca tarihin en iyilerinden Don Carlo Hoca, Carlo Ancelotti geldi takımın başına. O da forvette kullandı. Onunla da kaç? 26 gol atmış ligde.
Yani forvet hattına geçince ligi büken adama dönüşüyor Mertens. Napoli'nin şampiyon olur muyuz lan acaba dediği bir sezon var. Onun o bölgede oynadığı dönem. Bu gol sayılarına nasıl ulaşıyor? Mobil forvetliği kazanarak. Yani statik olmaktan nefret eder. Hele ki boyu kısa forvetseniz tek şansınız bu şekilde abi, mobil oynamak zaten. İşte bu özelliği Galatasaray'da çok şey kazandıracak. Kerem sen, Yunus sen, efendim Seferovic sen, Oliveira'yı sen ne istersin? Tam merkezde o kesişim noktanda yerinde durmayan, topla ilişkisi çok iyi. Sen bir koşu yaptığında seni görecek. Efendim top sendeyken boşluğa hareketlenecek. Rakip savunmanı çekineceği biri olsun istersin. Çünkü bu bir ekip oyunu. Seferovic'in olması nasıl Kerem'le Yunus'un Mertens'in skorunu arttıracaksa, Mertens'in olması da Kerem'in Yunus'un skorunu arttıracak. Yani ceza sahası koşularıyla da belki Oliveira izleyecek sık sık o pozisyonlara girerken. O yüzden çok anlamlı bir ekleme yaptığını söyleyebilirim Galatasaray'ın. Kadroya bir bakıyorsun abi. Bir anda takımı tetikleyici, sen düştüğün anda bir baskıyla, top kazanmasıyla bile seni ayağa kaldırabilecek, tribünleri kaldırabilecek bir oyuncum var. Torreira. Diğer tarafta her topta sonuna kadar çabalayacak, takımın lideri olmak isteyen bir adam var Seferovic. Diğer taraftan da gol atmak, skor yapmak için yaşayan, İtalya'da Napoli'nin rakiplerinin korkulu rüyasına dönüşmüş, adeta onları böyle illallah ettirmiş Mertens. Bu ekiple taçacım kavgaya girilmez. Sezon içinde böyle çok görürüz bu ekiple, onu da söyleyeyim. Hani itiş kakış falan olur ya. Bunlar var da şuna dikkat ederim ben. O yüzden söyledim bunu. Yani bir tartışma, bir olay yaşandığında takım nasıl reaksiyon veriyorsa ona göre bu takım olmuş falan diyorum. Çünkü rakibe, oyuncuya psikolojik üstünlük kurmaya çalıştıklarını falan anlıyorsun, ediyorsun. Bence kritik detaylar ama çok da önemsemeyin siz. Biraz da deli ya Mertens, ondan diyorum. Ama yani şöyle deli diyorum. Yani olumsuz anlamda söylemiyorum. Anladınız siz, bir örnek vereyim. Roma maçı var Olympiakos stadında. Savunma arkasına sarkmış yine bir gün. Aşırtmayla atıyor golü. Sevinç olarak köşe direğine gidiyor, tuvaletini yapar gibi bir hareketi var. Bir gol sevinci vardı, ben ne zaman Twitter'dan paylaşmıştım artık FIFA kullanır bunu diye. Instagram paylaşımları var, defalarca viral oldu zaten. Ya enteresan bir karakter. Saha içinde çok fazla özelliğine tanıklık ettik yani, hepinizin bildiği şeyler aslında ama ne gördük mesela? Şunu biliyorsun yani, yerleşmiş kapalı savunmayı dar alan çalım becerisiyle açmalarını gördük. Efendim seken ikinci toplar alıp savunma hazırlıksızken gol pasları attığını gördük. Savunma arkasına kaçanları besledi. Verkaç yaparken duvar olabilecek oyuncuyu görüp o koşuyu kesmeyip savunma arkasına sarkıp karşı karşıya pozisyonlar yakaladı. Bazen derine geldi, oyunu yönlendiren beyin oldu çok kez. Bunu yaparken ne yapıyorsun? Rakip savunmacıyı bir sağa bir sola götürüyorsun falan. Yani alanlarında kaydırmaya çalışıyor falan. Bitmedi. O kadar iyi pozisyon takipçisi ki hep arıyor adam. Yani atak akarken pasif kalanlar vardı ya, uzaktaysa izlemekle yetinir. Mertens izlemekten nefret ediyor. Hemen derinli bir işi mutlaka yaratıyor kafasında. 2-3 kişiye karşısı mesela sıkıştıysa oyuncular, gidip orayı bir dağıtıyor abi. Mutlaka olumlu bir şey yapıyor. Bir diğeri ceza sahasına attığı doğru an koşuları var. Onu da şöyle örnek verelim. Hani kornerlerde kafaya çıkacak oyuncular ceza sahası etrafında önce bir kümelenir. Top geldiği anda da içeriye doğru basarlar ya koşuyu. Mertens bunu akan oyunda yapıyor. Akan oyunda savunması en zor oyuncu, top böyle kanattan içeriye çevrildiğinde o an içeriye koşu atan oyuncu. Yani bu tip oyuncular sabit değil ya. Yani koşu atacağı yeri iyi kestirmek lazım falan. Bu şekilde golleri var bu adamın. Tam zamanında giriyor girmesi gereken yere. Dedik ya işte bunlar zaten bildiğiniz konulardı. Galatasaray'ın neden Mertens'e ihtiyacı var konusuna gelirsek, bence en değerli şeylerden bir tanesi pres becerisi, baskı güç. Okan Buruk bu herkesin çok aktif olduğu, top kaybından hemen sonra topu alacağı, takım oyunun kısa olduğu, seken toplardan sonra ikinci topların da alındığı yapı istiyor. Bunu da Torreira ile birlikte çok daha iyi yapacaksın. Bu açık. Peki burada baskıları, dar alanda oynamayı, bağlantıları sağlamayı falan kim yapacak? Mertens. Çok güzel bir veri var. Semih Durası sağ olsun yine boş durmadı da verdi bana. Geçen sezon değil ama ondan bir önceki sezon, Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla pres yapan ikinci hücum oyuncusu Dries Mertens. Yani yüzlerce oyuncu arasında ikinci olmuş yani. Okan Hoca sever bu veriyi bence. Tabii bu birlikteliği daha anlamlı kılmak için mutlaka rotasyonu genişletmek de lazım. Yani sola ekleme mi yaparsın, öne yedek mi alırsın bilmiyorum ama kadro genişliğini biraz daha nitelikli oyuncularla arttırman lazım. Merkezde buna sahipsin. Hücumda da sahip olman lazım ama yani bir de şey var ya, işin Evander kısmı var. Ufak bir oraya da değineyim. Şimdi Mertens'i alıp Evander'den vazgeçiyorsan, almayacaksan ikinci forvete 25-30 maçta yedekten katkı verebilecek, kendini hep hazır tutacak bir tane yedek
ihtiyacım var yani. Belki de Emre Akbaba'dan hoca o ışığı görüp onu kullanmayı düşünecek. Belki farklı bir rol verecek. Tam karşılar mı? Zor. Kaldı ki Evan Deri de alıp büyük paralar verip yedekte tutamazsın. Zaten farklı profiller falan. Neyse gelirse onun üstüne de mühendisliğine biraz kafa yorarız. Evan Deri oyun çeşitliliği demek ama yani. Bence bu kadar keskin geçişler olmaması lazım profiller arasında. Çünkü bambaşka oyun yapıları getirir sana bu oyuncular. Neyse güzel insanlar. Konuştuk ettik. Artık neden Mertens'in bu takım için gerekli olduğunu, Galatasaray'ın Mertens'e neden gittiğini anlamışsınızdır diye umuyorum. Her transfer gibi bunun da riskleri var tabii kendi içinde. Ama ben bunların çok az olduğunu düşünüyorum. Hani bir kesit var ya Napoli maçı, Mertens yerde etrafına bakıyor. Biliyorsun onu kimseler kaldırmayınca kendi elini havaya atıp böyle sanki biri onu kaldırıyormuş gibi yaparak kalkıyor ayağa. İşte onu ayağa kaldıran o el Galatasaray'da geldi. Şimdi Galatasaray'a şampiyonluğu getirmeye çalışacak el verecek Mertens. Artık transferleri de gerçi dilimizi ısırarak konuşuyoruz. Oyuncunun yolculuğundan mesul tutuluyoruz çünkü. Öyle de bir garip bir yapı var. Ama biz ders notlarımızı paylaşıyoruz. O kadar. Bence iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. Arkadaş grubunu soruyorlar. İyi transfer yaptı kanka diyorum. Aynısını burada şimdi sizinle de paylaşıyorum. İnşallah da ligin kalitesini arttırır. Yani çünkü ben bu sene ligimizi biraz izlemek istiyorum. Hadi inşallah.